Merhaba, bu videoda Work & See arayüzünü anlatacağım. Kurulum tamamlandıktan sonra beni masa üstünde iki tane ikon karşılamakta. Bunlardan bir tanesi Work & See Launcher, diğeri Work & See'nin kendi ikonu. İlk olarak Launcher ile başlayalım. Çift tıklayarak açıyorum. Work & See Launcher kısmında beni ilk karşılayan ikonum yine Work & See'min ikonudur. İster buna tıklayıp açabileceğim gibi masa üstündeki ikona çift tıklayarak da bu işlemi gerçekleştirebilirim. Bu ikonumun yanında Work & See Cat Files kısmının alt tarafında yeni bir cat dosyası oluşturabileceğim gibi önceki cat dosyalarımı da açabilmem mümkün. Yine Work & See Project kısmından ise yeni bir CAM dosyası oluşturabileceğim gibi önceki CAM dosyalarımı da açabilme seçeneklerim. Önümde Applications bölümünde ilk olarak CLS şeklinde lisans ayarlarımı yapabileceğim bir ikon var. Bunun yanında Work & See Setup şeklinde benim genel ayarlamalarımı yapabileceğim bir ikon. Bunların alt tarafında Tool Library yani takım kütüphanesi. Buna tıklayarak açalım ve bu şekilde takım kütüphanesi bölümüne de ulaşabiliyorum. Burada programımı açmadan da bir kütüphane oluşturabilir ya da var olan kütüphaneyi düzenleme şansına sahibim. Tool Holder Library yine tutucu kütüphane. Bunu da tıklayıp açtığım zaman aynı şekilde burada da tutucularımla alakalı tanımlama ve düzenleme işlemlerini yapabilirim. Pack & Go. Bu Pack & Go benim Work & See dosyalarımı daha kolay bir şekilde aktarmamı sağlayacak bir uygulama. Ve User Data, buna da tıklayarak açalım. Bu da benim yerel diskimin içindeki programda takılı sürümün içindeki Work & See dosyalarım. Buna da buradan erişebiliyorum. Ve son olarak NC Editor kısmı. Bu kısımda benim çıkarttığım postlarımı rahat bir şekilde görüp düzenlemelerimi yapabileceğim bir uygulama. İster buradaki ikona bir kere tıklayıp, istersen masa üstündeki ikona çift tıklayarak Work & See'yi açabilirim. Ben Launcher'ın içindeki ikona tıklayıp Work & See'yi açıyorum. Work & See ilk açıldığında böyle bir pencereyle açılır ve bu ben pencereyi kaydettiysem bunu bulmak için sol üstteki şu ikonuma tıklamam yeterli olacaktır. Buraya mouse'umla geldiğim zaman New Open şeklinde yazacak. Buna bir kere tıkladığım zaman yine aynı pencereye ulaşabiliyorum. Burası iki bölüme ayrılmış durumda CAM ve CAT olarak. Bunlara geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Work & See'nin çalışma mantığı şu şekilde: ilk olarak bir CAT datasını Work & See'nin içine aktarıp arkasından yapmam gereken düzenlemeler varsa bunları tamamlayıp bir origin sıfır noktası belirledikten sonra CAM kısmına geçiş yapıyorum. Ve bu CAM kısmının Work & See'deki karşılığı Work Zone şeklindedir. Ve buradaki ilk seçeneğim New Work Zone bana direkt yeni bir CAM dosyası oluşturma imkanı sunar. Open Work Zone benim oluşturduğum CAM dosyalarımı açmaya, New Cat File yeni bir CAT dosyası oluşturmaya ve Open Cat File en çok kullanacağım seçenek, hazır bir CAT datasını Work & See'nin içine aktarmama yarayacak bir seçenektir. Bunların haricinde yukarıda önceki kullandığım CAM dosyalarım, CAT dosyalarım, sequence'larım, hazır takım yollarım ve Search Workzone ile bilgisayarımdaki bütün workzone'larımı arayabileceğim bir seçenek mevcut. Şimdi buradan Open Cat File diyerek devam edeceğim. Bir kere tıklıyorum ve buradan açacağım parçamın dosya konumunu bulacağım. Siz de açacağınız dosya neredeyse cat datanız, onu buradan bulup çağırmamız gerekiyor. Burada sağ alt tarafta destekleyen bütün formatlar yazmakta. Yine bunlardan istediğime tıkladığım takdirde sadece o formattaki dosyaları önüme çıkartacaktır. All Support File Formats dediğim zaman ise bütün desteklediği formatları çıkartacaktır. Buradan parçamı seçip arkasından aç diyerek Work & See'yi çağırıyorum. Açılışta böyle bir bana bölme çıkartıyor. Bu da şu şekilde, şu an benim çalıştıracağım parça, açacağım cat datam tek bir parçadan oluştuğu için burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım ama montaj resmi olsaydı yine burada birkaç değişiklik yapmam gerekiyordu. Parçaları açarken böyle bir yazıyla karşılaşmıyorsanız buradaki Automatically Start Import seçeneği açıktır. Yine bunu kapattığımız takdirde açmadan önce böyle bir seçenek bize tanıyacaktır. Dediğim gibi bir değişiklik yapmıyorum. OK diyerek devam ediyorum ve parçamı açıyorum.
Parçam ilk açıldığı zaman tel kafes görünümü şeklinde beni karşılıyor. Herhangi bir yere tıkladıktan sonra şu soldaki ikonlarımdan şu gördüğüm ikonuma bir kere tıkladığım zaman katı görünümüne geçişini yapacaktır. Work and see'de ben parçamı hareket ettirmek için mouse'umun sağ tuşuna basılı tutup mouse'umu hareket ettirdiğim zaman parçamı istediğim yere taşıyabilirim. Yaklaşıp uzaklaşmak için CTRL'ye basılı tutup yine mouse'umun sağ tuşuna basıp ileri geri hareketleri yaptığım zaman ise yaklaşıp uzaklaşacaktır. Bunun için mouse'umun ortasındaki tuşu da kullanabilirim. Parçamı döndürmek için Shift'e basılı tutup mouse'umun sağ tuşuna basılı tutup döndürme işlemlerini gerçekleştirebilirim. Burada dikkat etmem gereken bir şey, Work and See bu döndürme işlemlerini her zaman buradaki mavi ekranın tam ortasını alacak şekilde yapacaktır. Yani parçam şu şekilde ise gördüğünüz gibi döndürme merkezim kırmızı şekilde, top şeklinde görünüyor. Bu kısımda yukarı tarafta görünüşlerim var. Bu görünüşlerimin herhangi birine tıkladığım zaman bana orijinimin pozisyonuna göre bu görünüşlerimi verecektir. Yukarıdan bak dediğim zaman bu şekilde parçama tam üstten bakacağım. Ve bu görünüşleri kullandığım zaman burada sol tarafta Y, alt tarafta X değerlerini görüyorum. Bu şu demek, bu Work and See'nin bu ekranının ölçülü olduğunu, koordinatlı olduğu anlamına geliyor. Ve yine bunu da kullandığımız birçok seçenek var. Yine bakın burada kaydırdığım zaman gördüğünüz gibi sıfırıma göre olan nokta şu an sıfırım burası gözüktüğü için Y0 ve X0 aynı şekilde burada. Ben parçamın sıfırını tam ortadan ayarlasaydım yine sıfırımı okuyacağım değerler üstten baktığım zaman buralar olacaktı. Bu ekranda sol tarafta benim CAT araçlarıma ulaşabiliyorum. Ve bu CAT araçlarımın üstüne gelip uzun bastığım zaman alt seçeneklerine bu şekilde ulaşabiliyorum. Herhangi bir örnek olarak yine bu şekilde alt seçeneklerin hepsine ulaşabiliyorum. Üst tarafta benim dosyayı kapatmak, açmak, workzone oluşturmak, cam dosyası halinde, cam dosyası arayüzüne aktarmak, kaydetmek, geri ve ileri almak gibi komutlarım var. Bunların dışında burada benim display cursor guide şeklinde bir ikonum var. Bu benim kursörüm. Tıkladığım zaman aktif hale gelecektir ve mouse'um o şekilde çalışacaktır. Peki bu ne işe yarıyor? Kursörüm üzerine gelip sağ tıkladığım zaman buradan bir tool radius değeri veriyorum. 10 deyip enter dediğim zaman ve şöyle parçama üstten bakıyorum. 20'lik takımımın benim parçamda nerelere girip nerelere giremeyeceğine dair daha bu ekranda ön bir bilgi edinmiş oluyorum. Kursörü de bu şekilde kullanabilirim. Sağ tarafta benim yüzey saklamayla alakalı komutlarım var. Şöyle gelip tıklayacağım buna. Hide Select Entities der, yani saklamak istediğim unsuru seçmemi istiyor. Bir kere tıkladıktan sonra gelip yüzeye bir kere sol tık yapıp tıklıyorum. Şu an seçildi, rengi değişti ve mouse'umun sağ tuşuyla onaylayarak yüzeyimi gizleyebiliyorum. Work and See'de her zaman seçim için sol tuşu, mouse'umuzun sol tuşunu onaylamak için ise mouse'umun sağ tuşunu kullanıyorum. Yine bu gizlediğim yüzeyde altındaki ikonu kullanıp Show All Entities'ler tıkladığım takdirde tekrar açığa çıkartacaktır. Work and See'de rengi göre algılama özelliği vardır. Peki bu ne işe yarar? Şu şekilde hemen hızlıca bir rengini değiştirelim. İkonuma gelip Color seçeneğine tıklıyorum. Ve bu CAT araçlarını kullanırken her zaman sol altı takip ederek ilerleyeceğim. Select Entities to Change Color diyor, yani unsur seçmemi istiyor, renk değiştireceğim. Gelip unsurlarımı mouse'umla sol tıklayarak seçip şöyle sağ tuşla onaylıyorum ve gelip buradan rengini değiştiriyorum. Ve arkasından seçim yapacağım zaman Shift'e basılı tutup aynı renkteki yüzeylerden sadece birine tıkladığım zaman bana bütün yüzeyleri seçecektir. Bu da yine benim için işleme kısmına geçmeden bu şekilde daha başlangıçtayken parçamı ona göre partlar halinde renklendirip seçimlerimi daha hızlı ve kolay yapmamı sağlıyor. Şöyle CTRL-Z ile geri alarak devam edelim. Bunların dışında alt tarafta benim OSnap komutlarım var. Bu OSnap benim yakalama komutları. Bunlar multiple, çoklu bir şekilde ya da kapatıp böyle kendimiz de seçebiliriz hangisini kullanmak istediğimizi. Bu benim dediğim gibi yakalama komutlarım. Şöyle multiple'dayken, hepsi açıkken benim şu şekilde üstüne geldiğim zaman klavyeden E'ye basmam, end noktasını, bitiş noktasını
C'ye basmam yine daireler için center noktasını, M'ye basmam mid orta noktasını gibi seçenekleri kullanarak ben yakalama işlemlerini gerçekleştirebiliyorum. Şöyle bir örnek yapalım. Bunun için cat kısmının en altındaki ikona tıklayıp buradaki cam information kısmından ölçüm aracımı açıyorum. Ve buradan line deyip hemen bir ölçüm alacağım. Bunun için gelip OSNAP kısmını kontrol edip buradaki multiple seçeneğinin işaretli olduğunu emin olup kapatıyorum. Arkasından mouse'umla yanaştığım zaman bana direkt noktayı seçecektir. Seçmiyorsa dediğim gibi klavyeden E'ye basmam bu işlemi yapmamı sağlayacaktır. Yine orta nokta için klavyeden M tuşuna tıkladığım zaman, basılı tuttuğum zaman direkt mid noktasını seçecektir. Tıklayıp seçimimi yapabilirim. Ve yine burada ölçümümde delta x, delta y ve delta z değerlerini okuyabiliyorum. Bu kısımda benim herhangi bir CAT arayüzüyle alakalı bir düzenleme yapmayacağım. Workzone kısmına geçmeden önce ise benim bir sıfır belirtmem gerekiyor. Şu an parçamda bir orijin noktası var ama bu benim CAT datamın orijin noktası. O otomatik bir şekilde gelir. Ben bu noktayı kullanmak istemiyorum. Parçanın tam orta, en üst ve orta noktasını kullanacağım. Bunun için görünüşlerimi kullanıyorum. Buradan display, user koordinat sistem ve UCSON V ile hızlı bir şekilde sıfır atamamı gerçekleştiriyorum. Sıfırlamayla alakalı ayrıntılı bilgi için gerekli videoları izleyip yararlanabilirsiniz. Arkasından benim workzone kısmına geçiş yapmam gerekiyor. Şu an parçamı açtım. Sıfırımı yerleştirdim. Bir orijin noktası atadım. Arkasından workzone kısmına geçip cam kısmına geçip işlemlerimi devam edeceğim. Bu şekilde WorkNC'nin arayüzünü sizlerle paylaşmış olduk.